Partimizin çok değerli üyeleri, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, basınımızın güzide temsilcileri, çok değerli hemşehrilerim, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, 15 Temmuz demokrasi, zafer ve şehitlerimiz için düzenlenen bu programa hoş geldiniz, güvenimiz, saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim. Bugün 15 Temmuz ayın darbe girişiminin 5. yılı. Evet, o gece karanlık bir geceydi. Ancak her yönüyle de milletimizin şahlanışıydı. Öyle bir örgüt düşünün ki, devletin imkanlarıyla okumuş, devletten her türlü desteği almış, asker, polis, hakim, doktor, öğretmen olmuş, ancak aklını ABD'deki bir meczuba kiraya vermiş, adeta bir akıl tutulması yaşayarak kendi halkına bomba atacak kadar alçalmıştı. O gece bütün kesimleri, mezhep, meşrep, etnik yapı gözetmeksizin, herkesin Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin etrafında kenetlendiği ve dışarıdan desteklenen darbe teşebbüsünün haberini bekleyen zalimlerin heveslerinin kursaklarında bırakıldığı bir geceyi hep birlikte yaşadık. Değerli hemşehrilerim, Bosna Hersekleri merhum Ali İzzet Begoviç, Bosna katliamından sonra dile getirdiği size çok zulmettiler. Savaş bitti. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ama gerçekleştirilen soykırım hafızalarımızda ebediyen canlı tutmak zorundayız. Çünkü unuttuğumuz soykırım tekrarlanır sözünü hatırlayalım. Bizlerin de 15 Temmuz'u bu anlamda iyi anlamak, iyi anlatmak ve gelecek nesillere de aktarmak zorunda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu ihanet şebekesinin sahipleri de, işbirlikçileri de bellidir. Bugün de kanlı terör örgütünün sahipleri seçim yoluyla liderimize karşı başarı sağlayamayacakları anladıklarından türlü yollara başvurmaktadırlar. Ancak her daim olduğu gibi liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde bu tuzakların hepsini bir bir bozuyoruz. Bozmaya da devam edeceğiz. Hain darbe gecesindeki şehitler başta olmak üzere bu aziz vatan ve millet için şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi ve birlik günümüz kutlu olsun diyor. Sözlerime şunu sıralarla son veriyorum. Bu milletin bir destanı var, biliyor musun? Karış karış toprağa işlenmiş, görüyor musun? Ataların sesleniyor, duyuyor musun? Karanlık çöktüğünde baktın mulka, ay ve yıldız el açmışken Allah'a, toprağa titretmedi mi binlerce oldu sela. Millet ki durmadı, yedi sokağa o destanı şehitler yazdı, hem de sonsuz bir defa. Saygılar sunuyorum sana.